Bir devrin sonuna geldik. Canım kıyamadım. Evet arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün artık kanalın bir serisi oldu. Yeni krampon aldım. Yeni bir kramponla alıyorum 9300 TL'ye. Bu 5-6 ay önce aldığım bir krampon. Bunun da videosunu çektim. Nike Air Zoom. Çok hafif bir krampon. Bununla çok güzel bir lig geçirdim. U13 ligi. Bununla beraber çok fazla gol attım. Ama artık bu küçük gelmeye başladı. Ve artık bundan sıkılmaya başladım. Çünkü sürekli bağcıyla uğraşıyorum. Ve artık önden yanlardan sıkmaya başlamıştı. Yeni bir krampon almanın vakti gelmişti. Ayağım biraz hızlı büyüyor. Buradan Adidas'ın sitesine girdim. Ve burada çok güzel bir krampon buldum. Şu an ben Kocaspor'da oynuyorum. Ve yeşil ve siyah benim kulübümü temsil eden renkler. Bunda da yeşil, beyaz ve siyah ağırlıklı olarak kullanılmış. Ve gördüğüm an resmen tutuldum. Ve en önemlisi bağcığı yok arkadaşlar. Bağcıkla uğraşma derdi yok. Giyiyorsun, bir daha bağcık falan bağlamıyorsun. Maçlar çözüldüğünde neredeyse bir atak boyunca benim bunu bağcığıyla bağlamaya uğraşıyorum böyle böyle. Düğüm atsam bile şut vurduktan sonra falan çözülebiliyor. Ve maçtan kopuyordum. Odağım bozuluyordu. Ve yeni bir krampon arıyordum. Sonra Adidas'ta gezerken böyle bir krampon buldum. Kramponun bağcığı yok. Yani bağcıksız kramponu hiç görmemiştim. Ve babama gösterdim. Babam da kramponu çok beğendi. Babam da bağcıkla uğraşmama uyuz oluyor tribünden izlerken. Çok siniri bozuluyor. Bunu gördüm. Babama gösterdim. Babam dedi ki hemen alalım. Bağcığı yok çünkü arkadaşlar. Ve renkleri çok güzel. Direkt zaten tutuldum krampona. Baktım numarasına. Sadece 2 adet kalmış benim numaram. Aslında ölçtüm. Numara olacak mı diye ölçtüm. Şöyle ayağımı şuraya koydum. Bu kağıdı duvara koydum. Ayağımı da topunu duvara yasladım. En uzun parmağım burada çıktı. 24,5 santim falan çıktı. Bu kramponu da ölçü rehberinden baktım. Bakın. Bu numara 25 santim için uygun. Bir yarım santim falan böyle küçük bir boşluk olacak önünde. Ama sıkıntı yok, zaten ayağım çok hızlı büyüyor. O da olması gereken boşluk zaten. O yüzden bu kramponu alacağız şimdi. Çok heyecanlıyım. Bunun artık veda vakti geldi. Bunu koleksiyonumda 10 yıl sonra görürsünüz arkadaşlar. 9300 TL bayağı pahalı bir fiyat ama krampon çok güzel olduğu için değer bence. Zaten yeni krampon almanın da vakti geldi. Küçük geliyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Krampon fiyatları pahalı yani. Benim yapabileceğim bir şey yok. 2 adet kalmış. Bir günden sonra görsek alamayacağım. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Özelliklerinde topa hakim olmak için tasarlandı. 3D dokulu üst yüzey. Denge. Denge için daha iyi. Açıklamasına bakalım. Milimetrik hassasiyette futbol için 3D kavrama parçalarına sahip bağcıksız krampon. Zaten bunun olayı bağcıksız olması arkadaşlar. Bağcıksız olması müthiş bir şey yani. Şimdi hemen bunu sipariş edeceğiz. 6 taksit de varmış baba. Bir taksit 1549 TL. Alalım mı? Şimdi alıyoruz. Türkiye'den mi geliyor acaba? Herhalde Türkiye'den geliyor. Arkadaşlar böyle de bir rengi var. Siyah. Bu da Kocaspor'la çok uyuyor. Ama bakın 41 1/3'ü var. Bu da büyük geliyor bayağı. 1-1,5 santim büyük geliyor. O da artık fazla olduğu için bunu almayacağım. Zaten bence beyaz daha iyi abi. Daha çok dikkat çeker yani. Ama bu kirlendiğinde mesela belli olmaz. Beyaz kirlenince biraz daha belli olabilir ama makineye atsam zaten hiçbir kiri bir şey kalmaz. Hadi alalım bu iş. Nerede benim alacağım? Biz bunu alacağız. Arkadaşlar böyle turuncusu da var. Bunun fiyatı da çok daha ucuz. Neden bilmiyorum ama turuncu da çok cırtlak. Kötü duruyor. Belki de alamadığı için fiyatını ucuzlatmış olabilirler. Bu da böyle. Aynı krampon ya. Modeli falan aynı. Sadece renk. Çanta da var. Herhalde çanta da yolluyorlar. Ama bunda çanta gözükmedi. Bakalım. Aynen bunda çanta gözükmüyor ama neyse. Bunun çantasına koyarım. Bir şey olmaz. Numaramızı seçelim. Sepete ekleyelim. Sepete ekledik. Şimdi alalım. Son. Siparişi verdim. Arkadaşlar babam sipariş vermiş. Video izledim. Harbi verdin mi? Verdim. 9300 lira. Gitti mi? Gelince zaten videosunu çekeceğim size. Son 2 ürün kaldı yazıyordu biz alırken. Bakalım yalan mıymış, gerçek miymiş? Stoktan düşmüş mü? Ayakkabı, futbol. Nerede bizimki? Bizim yakışıklı nerede? Aha burada. Düşmüş lan. Nerede yazıyor? Bak bir adet yazıyor. Bak numarayı seçiyorum, bir adet. Yani bir gün daha geç kalsak
Alamıyorduk. Arkadaşlar bu arada bir hafta sonra değil mi? Bakayım. Bugün ayın 3'ü, tam 7 gün sonra turnuvam var. Yani haftaya pazar, bugün pazar, haftaya pazar turnuvam var. Turnuvada inşallah giymek nasip olur kramponu ilk defa. Hatta inşallah ondan önce girer birkaç idman giyerim, alışırım turnuvada. Beşiktaş'la oynayacağız, Karagümrük'le oynayacağız. Fener'le oynama ihtimalimiz var. Öyle büyük takımlarla maçlarımız var. Bakalım inşallah o zamana kadar gelir de yeni kramponumu denerim. Bak buramın bir şey dökülmüş arkadaşlar. Bir de tişört almam lazım. Bokunu çıkartma. Babam bokunu çıkartma diyor. Neyse gelince dediğim gibi videosunu çekeceğim. Ben 4 gün bekleyeceğim kramponun gelmesini. Siz 1 saniye falan bekleyeceksiniz. Gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar siz 1 saniye beklediniz. Ama ben bu kramponu 3 gündür bekliyorum ve sonunda geldi. Açmak için sabırsızlanıyorum. Bayağı hafif oldukça. Kutu olmasına rağmen inşallah krampon da hafiftir. Evet, alışverişiniz için teşekkür ederiz yazıyor bakın. Açalım hadi. Açalım mı Defne? Evet. Burada bakın fiyatı yazıyor mu? Fiyatı yazmıyor, adres yazıyor. Fatura falan var. Fiş midir, fatura mıdır, nedir? İnşallah kamerası falan güzeldir çünkü tek başıma yaptım. Babamlar evde yok, babam annem falan. Yardım alabileceğim kimse yoktu. Tek yaptım kamerayı, inşallah güzeldir. Güzel mi Defne? Git bak bakayım. Bak. Çok kardeşim güzel. Bile heyecanlandı yani. Çok güzel. Ben güzel gözüküyor muyum? Evet. Çok güzel görünüyorsun. Bakayım. Tamam arkadaşlar, kamerasını doğruladım. Çok güzel olmuş. Şimdi çok heyecanlıyım. İnşallah dışarıdan geldim ben bu arada. O yüzden kılımı kıyafetimi böyle dışarı çıkmıyordum. Antrenmanım var. Saat kaç bilmiyorum. 5.30'da antrenmanım var. Bir iki saat sonra falan çıkacağım evden. Krampon geldi valla. 2 saat geç gelse giyemeyecektim bugün. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Ama kutusu niye böyle? Ha bu kağıt galiba. Yo. Kağıt galiba. Kağıt galiba bu kutusu öyle değil aynen. Aynen. Yırtıyor mu? Evet. Predator yazısı karşıladı beni. Şimdi atayım. Toplayacağım bunları. Şurada siyah Predator yazıyor. Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum. Wow. Modeli Predator. Şimdi ben bir tane shorts videosu gördüm. Böyle güzel bir şekilde dizmişlerdi kutunun içine. İnşallah bunda da öyledir. Çanta varsa çok güzel olur. Şu kağıdı çıkarayım. Topuğunu gördüm. Önce siz görün. Hazır mısınız? Şu an siz görüyorsunuz. Bu ne? Çekçek yollamışlar. Kaliteli kokmuyor. Aa üstüne Adidas. Adidas çekçek bildiğimiz. Burada bir kağıt. Burada ne yazıyor? Üretim yeri yazıyor. Uf. Uf. Oğlum uf. Çok büyük lan. İnşallah olur. Çok büyük duruyor ama. Benim pembe kramponlarıma göre biraz ağır. Biraz ağır pembe kramponlara göre. Ama dışı çok güzel. Burası daha kalın. Öbür kramponlarıma göre. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. Zemini oldukça iyi. Bakayım taban. Taban nasıl şu an? Oo bayağı iyi bu arada. Konforlu olacaktır. Yumuşak oldukça. Döbürü ve çanta var. Güzel. Bel file çanta kullanmışlar. Güzel olmuş. Burada da Predator yazıyor yine. Ve bir şey eksik bu kramponda ya. Ne eksik Defne? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ne eksik sizce? Bağcık nerede? Görebiliyor musunuz? Bağcığı yok. Çok güzel. Ve oh. Sese bakın çok iyi. Hadi giyiyorum. Hazır mıyız? İnşallah olur ya. Oldukça dar gözüküyor bu giriş yeri ama. Hatta oldukça değil çok dar. Nasıl giyeceğim? Bu ne? Şunu çıkarayım. Tabanı da çıktı. Allah'ım ya Rabbim ya. Taban niye çıktı abi ya? Şimdi bunu takmaya uğraşacağım.
da çok dar ben. Bunu nasıl takacağım tabanını? Heh tamam. Olmadı. Heh. Tamam. Oturdu direkt lan. Direkt oturdu. Ben hiçbir şey yapmadım. Aa burada bakın. Şurası çok rahat. Şu içinde şu topuk kısmı çok rahat. Ama bunun içine var hiç hava girmez. Bu kramponun içine. Sıfır hava girer yani. Ayağım içeride var ya. Acayip terleyecek ama olsun. Hadi bakalım. Aa bakın dar dedim. Adam bana cevabını verdi yani. Nasıl esniyor görüyor musunuz? Ama biraz geniş duruyor bu krampon ya. Hadi bakalım. Hop. Aha. Yemedim. Şöyle. Oha. Bilemedim ya. Çok geniş. Diğer kramponuma göre mesela aşırı geniş. Ne diyorsunuz? Yani bir ayağıma bakın bir de genişliğine bakın. Yoo aslında çok geniş değil. Bu arada çok rahat ama büyük olduğu için rahat bilmiyorum. İnşallah büyük değildir böyle rahattır. Giyerken benim öbür kramponumda çok zorlanıyordum. Bu yemin ederim daha kolay giyiliyor. Bu dar dedim ama bağcıksız olması nedeniyle sanırım daha rahat giyiliyor. Bu arada boğazı çok kaliteli. Şu bez kısmı. Hemen şurada topum var onu alıp geleyim mi? Ya da önce şu çantaya bakalım. Oğlum çok iyi. Arkası var ya süper şurası. Bir top getireyim. Biraz evde deneyeyim. Çünkü sabırsızlığım idmana kadar bekleyemeyeceğim. Ama şu çantayı da bir göstereyim size. Düz çanta. Öbür pembe kramponlarımın çantası daha hoştu. Çünkü bunun içi görünüyor. Aslında içi görünmesi iyi bir şey de olabilir. Çünkü mesela kramponu bunun içine koyup eve götürürken kramponun kokmaması lazım. Hava alması daha iyi çantanın. Çünkü ıslak oluyor. Çok terli oluyor. İdmandan sonra bir de yağmurlu havaysa uf. Ama şu an ayağımdaki çorap tozluklara göre ince. Kalın çoraplarına... Yok pardon tozluklara göre bir tık kalın galiba. Ya da aynı kalınlıkta. Gayet iyi oldu. Hemen bir top alıp geleyim biraz sektireyim bir şeyler yapayım. Bakın kutu böyle. Böyle yapmışlar. Bu içinden böyle çıkıyor galiba. Bu ne? Buna da bakayım. Oğlum şu an ayağımda rahat veya. Kullanım kolu uzun ne alaka? Kramponla. Neyse. At gitsin. Hadi bir topla deneyelim o zaman. Çok güzel bu arada. İnşallah bedeni olmuştur valla. Ben tam sezemiyorum. Sanki biraz büyük gibi ama babam gelince bakar. Neyse bir top alayım sektireyim size bir iki hareket yapayım. Bir gözünüz profesyonel futbolcu görsün. Evet kamerayı geniş çekime aldım. Yeni telefonumun öyle bir özelliği var. O geniş çekimde çekeceğim. Şimdi bu arada boyum uzadı. Dişlerimin boyu çok büyük. Öbür pembe kramponuma göre daha büyük. Bu arada ben bir tane Adidas krampon almıştım. Onun da videosunu çekmiştim. Bu benim ikinci Adidas kramponu sanırım. Ya belki çok küçüklükte vardır da hatırladığım ikinci. Ben genelde Nike alıyordum. Ama Adidas şu an acayip rahat geliyor bana. Ve dönüşü de süper bu arada. Şu tırtıkları falan topu yumuşatmaya yarıyor sanırım. Hani topu ayağınızda kalmanıza ilk top dokunuşuna yarıyor sanırım. Ve buraları o kadar güzel ki. Neyse hadi bakalım. Biraz top sektireyim size. Tam alışamadım. Bir de topun havası biraz inik. Vallahi çok garip geliyor ya kılıbı falan. Öbür kramponu daha hafifti. Ayağında hissetmiyordun. Bunu da biraz ayağında hissediyorsun. Bir de korkmuş bir bağcıksız olduğu için böyle ayağımdan çıkabilir diye düşünüyordum ama hiçbir çıkma şeyi yok yani. Vallahi çıkacak gibi değil. Bayağı tuttu ayağım. Kalıbı galiba çok iyi denk getirdik.
daha şu hareketi deneyim yapalım. Güzel. Sol ayak dünya turu. Ah yok, unutmuşum. Bir tane de içeri doğru yapayım. Olmadı. Çok başka bir hareket oldu. Neyse arkadaşlar, yoruldum abi, terledim ya. Gayet iyi bu arada. Şimdi ben birazdan antrenmana gideceğim zaten. Antrenmanda da babam tribünden çeker, nasıl oynuyorum falan görürsünüz. Kramponu da denemiş olurum. İlk izlenimlerimi de size aktarırım, anlatırım her şeyini. İyisini kötüsünü hiç fark etmez, anlatırım. Altını şöyle bir göstereyim. Nasıl duruyor bilmiyorum. Ama uff, altı var ya. Işık vursa parlar şuraları. Tabii pislenmezse. Çok güzel. Aa bakın, yeni fark ettim. Burası böyle çok kaliteli malzemeden yapmışlar tavanını. Özellikle de bakın şu siyah yeri böyle bir garip malzemeden yapmışlar. Bir de çıkarmasını test edelim sizinle. Kramponun en büyük sorunlarından biri çıkarması aynı zamanda. Onu da bir deneyelim. Şimdi hiçbir şey kullanmıyorum. Normal böyle tutup iteceğim ve çıkacak mı bakalım. Çıkmıyor. Heh. Çok rahat bir şekilde gelip çıkıyor. Ama topu vurmayla ayağınızdan çıkmaz yani, öyle söyleyeyim. Bu arada o kaliteli yeri şöyle size göstereyim. Bakın şurayı görüyorsunuz değil mi? Şurayı. Acayip kaliteli. Malzemeden yapmışlar. Buralar böyle deri gibi. Çünkü buralar şeye temas etmiyor. Zemine temas etmediği için. Burayı deri yapmışlar. Dişler temas ediyor. Burası temas etmiyor. Burasının deri. Böyle. Çok güzel bu arada, kaliteli. Öbürünü de çıkarayım şimdi. Şöyle nasıl duruyor? Yakından göstereyim size. Böyle yandan zaten acayip bir karizmatik ya. Baksanıza abi. Üstten de böyle. Height ne yazıyor? High. Efendim şunu görelim. Bakın burası bez böyle kumaş. Burası daha da bez. Burası biraz sert bir kumaş. Burası tamamen bez. Burası böyle fosforlu galiba, boya gibi bir şey. Burası deri sanırım. Ve tırtıkları var. Çok güzel. İçi de böyle. Burası gerçekten içindeki şeyi çok kaliteli. O zemini çok kaliteli. Şurada numarası falan yazıyor bugün. İçinde. Orası gözükmüyor. Şimdi öbürünü de çıkarayım bakayım. Biraz zorluyor. Sonra ha bakın. Bakayım çekçeksiz giyebilecek miyim? Çok zor sanki çekçeksiz bir kramponu giymek. Evet, çekçeksiz giyilmez. Çekçeksiz giyilmez ama ya giyilir de biraz zor. Hatta bayağı zor. Ama çekçekli çok rahat bakın. Hemen arkasını tutuyorum. Şöyle biraz bastırıyorum. Hop, hemen giriyor ayağım zaten. Çıkarırken de şöyle aşağı doğru itiyoruz. Hop. Direkt çıkıyor. Hadi o zaman antrenmanda görüşürüz. Evet, bir şey daha söylemek istedim. Bu eski kramponum bakın. Buralarında falan hep böyle pislikler birazcık birikti. Görüyorsunuz siyah siyah. Siyah zeminde oynadığımız için yani. Siyah siyah noktalar var, bilirsiniz belki halı sahalarda. Bunlar böyle buralarını leke yaptı. Bu sarı yerlerini, bir de pembe yerlerini biraz bu şekilde. Hiç yıkamadım, öyle söyleyeyim. Ona rağmen böyle fazla kirlenmedi. Bunu bilmiyorum. Bu beyaz yerleri çok kirlenir mi bilmiyorum. Ama bu sarı yerleri kirlense bile, şu sarı yerleri kirlense bile topa vururken falan. Oraları ben sileceğim, yıkayacağım. Bebek gibi bakacağım bu krampona. Bakmayınca böyle oluyor. Yani fazla da kirlenmiyor aslında ama bu daha açık bir renk olduğu için bunu daha çok sileceğim. Bir de şöyle bir kalınlıklarını kıyaslamak istiyorum bakın. Dur bakayım. Aynen. Görüyor musunuz? Fazla da bir fark yokmuş. Önceki Adidas'ını bulamadım. Nereye kaldırdım bilmiyorum. Şurası böyle. Şurada acayip büyük bir çıkıntı vardı. Resmen böyleydi. O yüzden ayağım orada sürekli git gel yapıyordu. Bunu da biraz daha onu düzeltmişler.
Fazla böyle bir genişlik yok o kısımda. Bu da öbürü. Bakın. Ben daha fazla bir genişlik farkı var sanıyordum. Ama fazla bir genişlik farkı yokmuş yani. Fazla öyle bir genişlik farkı yokmuş. Şu bağcıktan kurtulduğuma çok mutluyum ya. Sonunda şundan kurtuldum. Buralardan çok güzel hava giriyordu. Ayağım fazla terlemiyordu. Bakalım inşallah bunda da fazla terlemez. Ama öyle çok dediğim gibi genişlik farkı yokmuş. Arkadan da bakın bu şekilde gözüküyor. Yani neredeyse hiç genişlik farkı yok. Bu çok daha yakışıklı duruyor bence. Baksanıza ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı. Arkadaşlar antrenman için hazırlandım. Formamı giydim, kramponlarımı giydim. Şimdi çıkacağız, tekmeliklerimi aldım. Kafa bandımı taktım bakın. Saçlarım çok uzun. O yüzden böyle kafa bandı takıyorum saçlarım önüme gelmesin diye. Kramponları test edeceğim, sonra size anlatacağım bütün izlenimlerimi. Taban tutuşu nasıl, rahat mı, topa nasıl vuruluyor hepsini anlatacağım. Ayaktan çıkıyor mu? Çünkü bağcığı yok. Bir eksiklik var gibi duruyor krampon bağcıksız olduğu için. Çok güzel, hoş duruyor, böyle garip duruyor. Uzaylı gibi duruyor. Size hepsini anlatacağım. Hadi bakalım. Oynarken bir de ayağımdan çıkıyormuş. Hadi gidelim. Çok rahat lan. Bak halıda şeyde evde yürüyordum. Halıda yürüyordum da. Çok rahat. Vallahi çok rahat. Bir de sağa böyle yumuşak oluyor arkadaşlar. Halı oluyor üzerinde. Çok güzel olacak. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi yoldayız. Oh ne güzel ışık duruyor. Kramponları test edeceğim. Size de izlenimlerimi anlatacağım. Az bir yolumuz kaldı. 10-15 dakikalık. Ha yok, ne 10-15 dakikası? 5 dakikalık falan yolumuz kaldı. Artık eski yere gitmiyorum. Bu 14 olduğumuz için farklı bir yere gidiyoruz. Nissan spor testlerine gidiyoruz. Banda arabayı sürüyor. Değil mi baba? Evet. Her gün beni git gel yaptırıyor. Haftada 6 gün. Hatta evet. Bu hafta 7 gün olma ihtimali var. O yüzden krampon çok çabuk eskiyor. Günde 6 gün idman yapınca krampon. Ne eskimez ya? Eskimiyor ki. Pembeler gıcır gıcır. Gıcır gıcır mı? Hı. Buraları siyah siyah oldu yanları. Pisleniyor. Ya pisleniyor. Sil, ıslak mendille sil ya da çamaşır. Bak, bir kere bile silmedim bunu. 5 dakikalık bir yolumuz geldi. Gidince zaten babam çekmeye çalışır. Baksanıza kramponlar ışıkta ne güzel duruyor. Hop dur parladı. Bakın. Acayip iyi. Şimdi ben de giriyorum. Daha yarım saat var ama girmiştim. Yeni kramponla ilk kez sahaya giriyorum. Oğlum bayağı iyi lan tutuşuyor. Bravoyso, bravoyso. Arkadaşlar antrenman bitti. Eve gideceğim artık. Güzel pozisyonlara girdim. Krampon çok rahat ama biraz ayağıma büyük geldi. Krampon çok güzel arkadaşlar. Çok rahat. Ama rahatlığı galiba büyük olmasından dolayı. Çünkü bir sprint atarken benim ayağım böyle hızlı giderken yavaşlamak için koyduğumda ayağım içimde böyle hareket ediyor. Bağcı olmadığı için ya da büyük geliyor bilmiyorum. Yanlarda fazla boşluk da yok. Anlayamadım yani. Bilmiyorum. Yarınki hazırlık maçına kalın çorapla girerim artık. Bir dahaki idmanlarda da. Ya da kaldıracağım bir kenara.
Şu an bunu giyeceğim. Zaten ayağım çok hızlı büyüyor. 2-3 ay sonra giyeceğim. Arkadaşlar şu an artık eve sağ salim geldim. Krampon hakkında size ilk izlenimlerimi anlatacağım. Söylediğim gibi zaten anlatacağım demiştim. Birazdan da duşa gireceğim çünkü çok terlemiştim idmanda. Geleli de fazla olmadı zaten eve. Şöyle yanlarında biraz boşluk var. Onu neden yapmışlar bilmiyorum. Şöyle benim eski Adidas kramponumda acayip bir boşluk vardı. Onu biraz azaltmışlar. Ama bu krampon bana biraz büyük olduğu için o boşluk beni rahatsız etti. Ve şut çekerken destek ayağımı koyduğumda falan veya pas verirken ayağım içinde kayıyordu. Bir de krampon alışık olmadığım için biraz fazla pas hatası yaptım. Hoca da dedi paslarım bugün kötüydü diye. Aslında çok da kötü değildi ama top sektirmede falan hiçbir sıkıntı yok. Ayağın üstü çok güzel. Ayağım içinde hareket ediyor arkadaşlar destek ayağımı koyduğunda. Bu da büyük olduğunun göstergesidir kramponu. Ayağın üstünün iyi olması nedir? Kramponun kaliteli olmasıdır. Bağcıksız bir krampon ayağın üstünü iyi tutuyorsa, ayağın üstünü sarıyorsa kramponun iyi olmasıdır. Ama eğer yanlardan böyle gevşekse o ayağın küçük olduğu için, krampon sana büyük olduğu içindir. Ayağın içinde hareket ediyorsa krampon büyük olduğu içindir. Yoksa kramponun bir dandikliği yoktur. Taban tutuşu mükemmel. O dişleri çok güzel. Arkadaşlarım dedi ki boyun mu uzadı senin? Senin boyun mu uzadı dedi. Ama bazen çok gereksiz böyle alışamadım. Aşırı iyi taban tuttuğu için bazen böyle top anlamaya falan başlamıştım. İdman sonlarına doğru bir de birazcık yorulunca. Yarın öbür kramponumu giyeceğim. Böyle bir iki ay en az eski kramponumla takılacağım. Çünkü birazcık ayağımın büyümesi lazım. Zaten ayaklarım çok hızlı büyüyor. En fazla bir iki ay sonra o tam olacak. Ama krampon çok kaliteli dediğim gibi. Deri müthiş yani. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Almak isteyenler alsın. Ama bence deneyip alsın. İnternetten alacaksa da ölçü rehberine düzgün uysun. Ben uydum aslında ama bilmiyorum. Ayağım ince olduğu için olabilir. Belki geniş ayaklar içindir. Ne bileyim. Bilmiyorum yani. Onların dedikleri gibi ölçtüm ayağımı. Duvara kağıt koydum. Ayağımı yasladım. Bir şeyler yaptım. Kalemle işaretledim böyle. Metreyle ölçtüm. Ama bir şekilde tutturamadım. Alacak varsa düzgün kalıbını bilsin. O ölçü reperini düzgün bir şekilde yapsın. Hatta mümkünse gidip denesin. Öyle alsın. Neyse dediğim gibi bu videom burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz like atarsanız çok mutlu olurum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da abone olun ve yorum yapın. Yorumlar açıksa tabii. Görüşmek üzere. Bay bay.